Arkadaşlar merhabalar. Bu dersimizde dönüşler öncesi soldan, kontrolsüz kavşaklar ya da kontrollü kavşaklar öncesi hızımızı nasıl ayarlamalıyız? Bununla alakalı bir ders yapacağız. Mesela az ileride bir dönüş var, değil mi? Buradan hızımızı azaltmaya başlamamız gerekiyor. Mesela hızımızı düşüreceğiz. Aynı zamanda vitesimizi de düşüreceğiz. Ve ardından da kontrollü bir hızla buraya girmiş olacağız. Yani düz alanda gittiğimiz, yani kontrolün rahat sağlanabildiği alanlarda, şu an mesela burası öyle bir yer, gittiğimiz hızla dönüşe girersek muhakkak problem yaşarız. Bazı arkadaşlarımız ayağımızın ya da elimizin nerede olması gerektiğini soruyorlar. Şu çok önemli arkadaşlar, bakın burası mesela düz, biraz süratli gidebiliriz. Fakat tam dönüşe yaklaşmadan önce evet hızımızı azaltıp Tamam. Vitesimizi küçültüp ardından dönüşe girmemiz gerekiyor ki aracımız savurmasın. Bakın ne kadar kontrollü dönüyor. Tebrik ederim Kemal bu arada. Gerçi ben bazı komutlar veriyorum ona ama yani ona da ders anlatıyorum aynı zamanda. Size de anlatıyorum. Yani düz alanda gittiğiniz sürat ve hızla dönüşte yaptığınız sağ esenler. Esenler. Dönüşlerde yaptığınız hız aynı olursa muhakkak bazı problemler yaşarsınız. Aracınız dışarıya doğru savurur. Mesela burada da bir kontrolsüz kavşak var. Kontrolsüz kavşaklar öncesinde de hızımızı düşürüp ardından vitesi küçültüp, çok güzel, bu alanlara küçük viteslerle girmemiz gerekir ama öncesinde. Yani evet soldan. Son anda müdahale etmeye kalkarsanız, son anda yavaşlamaya kalkarsanız dolayısıyla da problem yaşarsınız. Burası bir kontrolsüz kavşak. Yani kontrollü kavşak ile kontrolsüz kavşak arasındaki fark nedir diye sorarsanız da kontrollü kavşaklarda trafik ışıkları vardır ya da kontrolsüzdür, ışık yoktur ama polisler orada kontrolü sağlayabilir. Bu da kontrollü hale getirir işi. Yani herhangi bir işaret ve işaretçinin ya da ışığın olmadığı kavşaklara biz kontrolsüz kavşaklar diyoruz. Ve öncesinde muhakkak önce hızımızı öncesinde gördüğünüzde, yani işaretlerini en azından gördüğünüzde öncesinde önce hızımızı düşürürüz. Hızımızı düşürmekle birlikte vitesimizi de düşürürüz ve bu riskli alanlara kontrollü ve bir öncekinden daha yavaş gireriz ki hem dönüşü sağlıklı yapabilmek adına, mesela şu an Kemal yavaşladı ve inanılmaz, gördüğünüz gibi şeridini hiç bozmadan dönüşünü sağladı ve yol önüne doğru açıldığında artık gitmeye başladı. Bak şu solda yanıp sönen ışık var ya Kemal, görüyor musun sarı? O da sana yavaşla diyor mesela. O da yavaşla der. Yani o sarı, yanıp sönen sarı ışık soldaki, yavaşla der. Çünkü hemen bu dönüşün akabinde bir trafik ışığı var. Öncesinde levhayla da aslında anlatıyor size bunu. Diyor ki yavaşlayın çünkü trafik ışığı var az ileride. Göremiyorsunuz belki ama ışık var. Çünkü belki orada kırmızı yanıyor olabilir. Siz süratle girdiğinizde artık oradaki duran araçları gördüğünüzde her şey için çok geç olabilir. Bu yüzden lütfen bu tip uyarıları gördüğünüzde öncesinde hızınızı azaltmalısınız. Bir kardeşimiz sürekli ısrarla kontrolsüz kavşaklar öncesi ayaklarımızı nasıl kullanmalıyız diye bir soru sormuştu. Onu da izah edeceğim size birazdan. Yukarıda bir kavşağımız var. O kavşaktan önce, bir kavşağa girmeden, dönüşe başlamadan önce neler yapılmalı onu izah edeceğim. Ardından da dersimizi anlatacağım. Arkadaşlar an itibariyle bir döner kavşağın hemen yani girişindeyiz. Gördüğünüz gibi araçlar frenle yaklaşıyorlar kavşağa. Normal şartlarda ben bu kavşağı aslında anlatmıştım ama bir kez daha anlatıyorum. Çok önemli çünkü döner kavşaklar, yani kontrolsüz döner kavşaklar çok önemli. Her zaman kavşağın içinde bir araç varsa, mesela şu beyaz araç, buradan giden aracın ona yol verme şartı var. Zaten oradaki levhada yol ver işareti ve döner ada içindeki araç önceliklidir yazısı da var ekstradan. Ve döner kavşak işareti var. Yani kavşağa dahil olan araç yol verir. Her halükarda bir kavşağa yaklaşmadan önce muhakkak hızımızı düşürürüz. Bakın yanımızdan bir araç geçiyor, taksi. Frenledi, gördünüz mü? Yavaşladı ve girdi. Yavaşladı ve girdi.
Tamam, sağa gidiyorlar ama sağa gitsin ya da düz gitsin. Kavşak öncesi hızlarının hepsi hemen hemen gördüğünüz gibi frenle önceden, ama kavşağın tam önünde değil. Önceden frenle araçlarını yavaşlattılar. Daha sonradan müsaitse geçtiler. Aksi halde şu siyah arabayı görüyorsunuz. O siyah arabayı orada gören bir aracın muhakkak yavaşlayıp gerekirse durup ona yol verme mecburiyeti vardır arkadaşlar. Hakeza diğer karşıdan bu tarafa doğru gelen araçlar için de aynı şey geçerlidir kavşağa dahil olurken. Biz de şimdi bunu pedalları çekerek göstereceğiz. Evet arkadaşlar, biz şimdi o kavşağa yaklaşıyoruz. Gördüğünüz gibi kavşağa yaklaştık. Hızımızı azalttık. Vitesimizi düşürdük. Kavşağa gelirken gerekirse hafiften evet kontrol ettik. Baktık müsait kavşağın içi. Yavaşça bu sefer sağımıza baktık ama bizim geçiş önceliğimiz var yine de. Kontrollü bir şekilde tekrar sağımıza baktık. Normalde buradan gelen araçların bize yol verme önceliği, yani bizim önceliğimiz var. Bizim geçiş önceliğimiz var çünkü kavşağın içindeyiz ve döndük. Yani önce yavaşladık, sonra vitesimizi düşürdük. Ardından da kontrol ettik ve geçtik kavşağa. Bu videoyu biz Kemal kardeşimle, özür dilerim İngilizcesi söyledim biraz. Kemal kardeşimle çektik, bana sağ olsun yardımcı oldu. Onun da henüz 5. dersi. Ama o da gerçekten hani kuralları mümkün mertebe yani tamamen hatta uygulamaya çalışan, ne istersem sağ olsun yapan, hiç kırmayan. Bak bu böyle olacak dediğimde tamam hocam, tamam hocam, tamam hocam deyip mesela sağ olsun yani derslere çok dikkat ediyor. Yani söylenen kurallara çok fazla dikkat ediyor. Biz onunla bugün kavşakları çektik. Kavşak dersini çektik. Sizlere de iyi dersler diliyorum aynı zamanda. Tekrar tekrar aynı şeyi hatırlatıyorum. Kontrollü ya da kontrolsüz hiç fark etmez. Kavşaklara yaklaşmadan önce ya da herhangi bir yerden döneceğimiz zaman, atıyorum mesela bir sokağa gireceğimiz zaman da, ben size bunu da göstereceğim Kemal'le. Şimdi çok özür dilerim Kemal. Sağa doğru gidelim. Mesela mevcut şu an ikinci vitesle gidiyor. Sağa girelim. Devam edelim. Şimdi bir de sokak girişlerini göstereceğim. Biraz da hızlanabiliriz. Hızlanalım. Hızlanalım. Atıyorum şurada sağdaki sokağa gireceğiz. Sokağa girmeden önce muhakkak önce yavaşlayacağız. Yavaşladık. Vitesimizi küçülttük. Şu sağdakinden gireceğiz içeri. Sinyalimizi tabii ki verdik. Yani mevcut hızdan aşağıya düştük. Epey bir hızımızı düşürdük. Vitesimizi de küçülttük. Ve dönüşümüzü yaptık. Eğer düz alanda yaptığımız hızla burayı dönmeye çalışsaydık muhakkak ya karşı diğer yani gelen araçların şeridine geçerdik yahut da evet sağdan yahut da yani hiç hoş olmayan şeylerle karşılaşırdık. Sokak girişlerinden önce, kavşaklardan önce kontrollü yahut da kontrolsüz, tekrar söylüyorum. Yani onun dışında riskli gördüğümüz yerlerden önce, virajlardan önce, bu tip riskli gördüğümüz alanların öncesinde muhakkak frenimizi kullanacağız, hızımızı azaltacağız ve ardından da yapmamız gereken işlemi yapacağız. Siz belki şu an olaya dikkat etmiyorsunuz ama bu sokak aralarından geçerken Kemal yavaşlıyor, sokağı kontrol ediyor ve öyle geçiyor. Tam anlamıyla kusursuz bir geçiş işte bu. Bir yola dahil olacak şu an mesela. Dahil olmadan önce durdu. Hatta yayalara da yol verdi. Bravo Kemal. Yolu kontrol etti. Ardından giriş yaptı. En fazla yapılan hatalardan biri bu. Yolun ehemmiyetini görmeden, yani yolun durumunu görmeden birden yola fırlıyoruz. Yapmayın arkadaşlar. Muhakkak nerede olursanız olun, arkanızda ne kadar araba beklerse beklesin, lütfen bir caddeye ya da bir sokağa hiç fark etmez. Bir yerden bir yere bağlanırken öncelikle orayı kontrol edin ve ardından gerekirse bağlanın. Çünkü aksi halde siz dahil olmak isteyen olduğunuz için diğer arkadaşlar, yani zaten mevcut trafikte o yolda olan arkadaşlar bunu yapacağınızı düşünmediği için büyük bir sıkıntıyla karşılaşabilirsiniz. Ve bu işin sorumlusu da siz olursunuz. Çünkü bu sokaklardan, şu gördüğünüz sokaklardan buraya bağlanırken Kemal de bunlardan birinden bağlandı bu caddeye. Muhakkak önce durmanız lazım.
Ha şuradaki, şu kenardaki düz çizgilere kadar gelebilirsiniz sokakta. Yani yolu görebilmek adına. Çok da geride de kalmayın ama